Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sen gel hemen. Açık. Yok gerek. Açık. Şu anda açılışını yapmakta olduğumuz İskilipli Alimler Müzesi'nin içerisindeki Abay Odası bizim için ortak atalarımız yönünden çok önemli bir kültürel miras olacak inşallah. Az önce Sayın Valimizle, Sayın Kaymakamımızla ve Büyükelçimizle de paylaştık. Bizim ortak bir kültürümüz ve ortak atalarımız var. Abay da bunlardan birisi. İnşallah burada açmış olduğumuz oda ve bundan sonraki süreçte Abay'ın İskilipli, Çorumlu ve müzeyi ziyaret eden bütün çocuklarımıza tanıtılması ile ilgili önemli bir adıma imza atmayı düşünüyoruz. Aynı şekilde bu sürecin sonrasında da yine Türk atalarımız Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin, Ebu Suud Efendi gibi atalarımızın da Kazak çocuklarına tanıtılmasıyla ilgili bir adım olacağını düşünüyorum. Kazakistan bu sene bağımsızlığının 29. yılını kutlamakta. Seneye bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayacak. Ve bu 30 sene içerisinde biz kendimizin kardeşliğimizi yeniden tanıyoruz, yeniden keşfediyoruz. Bunu daha güçlü bir şekilde güçlendiriyoruz. Bugün de bu vesileyle bu kardeşliğimizin bir güçlü emsali, örneği Kazakların büyük şairi, ozanı, yazarı, bestecisi ve devlet adamı, felsefecisi Abay Kunambayoğlu'nun İskilip Alimler Müzesi'nde bir odasının açılışında bulunmaktayız. Abay kimdir diye sorarsanız, Abay Kazaklar için bir yol gösterici, bir yol feneridir. Abay'ın kaleme aldığı her bir yazı sonra nesilden nesile, az önce dediğim gibi, Kazakların bir yol feneri olmuştur. Türk dünyası aslında bilim ve irfan dünyasının bir yıldızlar geçidir. Abay da bu yıldızlardan birisidir ve yıldızların en önemlisidir. İnşallah bugünkü müzeyle buradaki İskilip'te, Çorum'da Abay'ı tanıyarak insanlık, Çorumlular kendilerini tanıyacaktır. Çünkü Abay'ı tanımak demek insanlık olarak kendimizi tanıma anlamına geliyor. Çeken çıksın arkadaş. Çeken. Hadi çekin çıksın. Farslar bunu yapar. Yol gösteriyor. Her birisi üzerinde. Tek tek geliştiriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kesemedim. Ya tutarsa demiş ya. Akal teker. Akal teker ne bu? Arap. Arap atılımlar. Abay sadece Kazakların değil, tüm Türk dünyasının ortak şahsiyetidir. Büyük şair ülkemize tarihinde ve kültüründe, edebiyatında, hayatında, örf ve adetlerinde silinmez bir iz bırakmıştır. Abay Kazakların yol feneridir. Bu bağlamda Türk dünyasının bilge lideri Aksakalı, Türk dünyasının onursal başkanı, Türk genişinin onursal başkanı Nursultan Nazarbayev şöyle diyor. Abay kendi halkıyla ebediyen yaşayacaktır. O asırlar boyu Kazakistan'ı, Kazak halkını ufuklara ve yeni zirvelere çağıracaktır. Onun için Abay tüm Türk dünyasının takip etmesi gereken bir fikir adamıdır, bir öğretmenidir. Ayrıca burada da az önce konuşmamda da söylemeyi unuttum. Müzenin içindeki bu etkinliğimiz Kazakistan ve Türkiye arasında sadece
siyasi ve ekonomik işbirliği değil, aynı anda da bir kültürel diplomasinin bir kanıt olarak algılayabilirsiniz. Kazakistan, Kazak, Türk halkları sadece siyasi ve ekonomi ticaret yönleri de değil, kendilerini ruhlar, manevi açısından da geliştirerek eğitim, kültür alanda da işbirliklerimizi güçlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu da bunun bir somut kanıtıdır. Burada küçük bir nüansa dikkatinizi çekmek için söz aldım. Bildiğiniz gibi buranın adı Atatürk Orman Çiftliği. Atatürk bizim için çok büyük, çok değerli, ülkemizin kurucusu, büyük liderimiz. Kesinlikle vazgeçilmezimiz. Böyle bir Atatürk Orman Çiftliği'nin içerisinde Abay ve Kazakların at tasını birleştirerek bir kompozisyon oluşturmaya çalıştık. Biz burada Kazak ve Türk halklarının iç içe olduğu vurgusunu da yapmak istedik aslında. Atatürk Orman Çiftliği'nde Abay Kunambayoğlu Parkı adıyla bir kampüsü ayırmış olduk. İnşallah çocuklarımız burada düğün salonumuza ve çocuk parkımıza, piknik yapmaya gelen insanlarımız burada inşallah en azından buradaki kitabedeki bölümleri okuyarak Abay hakkında bilgi sahibi olmalarına katkımız olacaktır diye düşünüyorum. Ben